okullar başlıyor. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Özellikle kreşten ana sınıfına, ana sınıfından birinci sınıfa geçenler için son derece önemli. Ama tüm okula giden öğrencilerimize hayırlı, mutlu ve yararlı bir eğitim yılı diliyoruz. Öğretmenlerimiz de hepsi için başarılı olsun inşallah. Bir şey son derece önemli. Özellikle çocukların ilk okula başlama meselesi son derece önemli. Bir defa o güne kadar ciddi biçimde ailesinden ayrılmamış. Ayrılmışsa anaokul için ayrılmış. Tam zamanlı, yarım zamanlı ayrılmış olan çocuk da olabilir ama ben hiç kreş ya da anaokuluna gitmemiş, ilk defa okula gireceklerle söze başlamak istiyorum. Anne için de, baba için de, çocuk için de önemli bir yaşam değişikliğini oluşturuyor. Artık o saatten sonra çocuk yaşamında yeni bir döneme girmiş oluyor. Sizler yeni bir döneme girmiş oluyorsunuz. Herkesin buna yavaş yavaş adapte olması gerekecek. Örnek, endişeli, kaygılı, çocuğuna çok fazla bağlı diye, çocuğuna bağlılık lafı da yanlış aslında. Herkes çocuğuna bağlıdır ama abartılı, endişeli bir anne çocuğu okuldayken aklını çocuğundan alamayabilir. Dolayısıyla çok ciddi sorunlar yaşayabilir. Bu yaşam değişiklikleri ruh sağlığı açısından son derece önemlidir. Hem çocuklar hem anne baba ciddi bir adaptasyon süreci geçirecekler. Bazıları değil, hepsi geçirecek. Bir başka özellik, annesinden babasından evinden ayrılmamış, her Allah'ın günü oyun oynamış olan bir çocuk okula başlarken bir disiplinize olma, belli saatlerde okula gitme, belli saatlerde ders yapma, belli saatlere teneffüse çıkma gibi alışmadığı bir takım özelliklerle karşılaşacak ve yavaş yavaş artık sosyalize olacak, toplumsallaşacak, anne baba kültürünün dışında başka türlü kültürlerle karşı karşıya gelecek ve artık o saatten sonra çocuğumuz yaşama adımını atmaya başlayacak ve artık sosyalleşmenin ötesinde insan ilişkilerine giderek öğrenecek, davranışları öğrenecek, tanımadığınız, bilmediğiniz insanlarla karşılaşmayı öğrenecek ve artık yavaş yavaş belli bir ortama girmiş olacak. Bir kısmı çabuk adapte olur, bir kısmı geç adapte olur. Bunu belirleyen ilişkiler annenin ve annenin daha çok davranışları olacaktır. Bir de çocuğun yavaş yavaş oluşmakta olan kendi karakter yapısının ilk adımlarından kaynaklanabilir. En büyük sıkıntımız annenin babanın çocuk üzerindeki beklentileridir. Kendi arzu ettiği gibi, kendi istediği gibi olsun tarzında bir takım zorlamalar söz konusu olurken, oysa beyin gelişmesiyle ilgili bir paralellik gösterir. Bunun altını çizmek istiyorum. Çocuğumuz hiçbir zaman bizim istediğimiz şekilde davranmak için zorlamamalı. Kuralları koyun, öğretin ama kesinlikle beyni farklı olan bir yeni insan gelişmekte olduğunu unutmayın. Ayrı bir karakter geliştireceğini unutmayın. Burada önemli olan genetik yapıdır ama aynı zamanda en önemlisi beynin ayrı yapılanmasıdır. Bu çok önemli. Buna eğitim ve toplumsal faktörler de eklendiği zaman apayrı bir şey olacak demektir. Bu çok önemlidir. İlk başta okuldan gelir gelmez anne baba çocuğa bir dinlenme zamanı tanımalıdır. Hemen ödevini yap baskısı yapmamalıdır. Bunu çok güzel ve yumuşak bir şekilde izah etmelilerdir. İzahat da şöyle olmalı. Örnek olarak söyleyelim. Ahmetciğim, ödeviniz var mı? Öğretmen ödev verdi mi? Hadi gel biraz dinle, 5 dakika sonra yaparız gibi yumuşak biçimde takdim etmeliler ve yavaş yavaş disiplinize etmelilerdir. Gök patlarcasına hemen ödevini yap tarzı gibi yaklaşım çocukta ilgi kaybına yol açabilir. Çünkü çocukta duygusallık taşıyan bir insan olduğunu lütfen unutmayınız.
Çocuklarda beyin yapılanması itibariyle bir takım hesap edilmedik sorunlarla karşılaşabiliriz. Özellikle pek çok faktöre, örneğin hamilelik dönemine, örneğin doğum sırasına, örneğin doğumdan sonra olan hadiselere bağlı olarak beynin fark edilmez zarar görmesiyle ilişkili küçük zeka kısıtlılıkları olabilir. Bu fark edemez anne baba bunu. Bu açıdan özellikle çocuğun ilkokula başladığı yıllarda başka türlü sorunlar da karşılaşılabilir. Çocukta bir hiperaktivite ve dikkat eksikliği bozukluğu. Bakın, hiperaktivite ayrı, dikkat eksikliği ayrı değil. Bunun adı hiperaktivite tire dikkat eksikliği bozukluğu olarak konulmuştur. Bunlar son derece önemlidir. Özellikle özel öğrenme güçlükleri vardır. Bunlardan bir tanesi disleksidir. Disleksi, çocuğun yazılı metinleri okumaktaki çekilen zorluk, okuma güçlüğüdür. Matematik bozukluk vardır. Tek başına bir matematik bozukluğu, eksikliği vardır. Bu tür gelişim bozuklukları fevkalade önemlidir. Çocuğun eğitim, öğretim hayatını son derece etkileyebilir. Bunu özellikle birinci sınıfla ikinci sınıfa kadar teşhis edilmesi çok yararlı olabilir. Bu noktada herkesin dikkatli olmasını ve bu konuda bilgili olmasını rica ediyorum ben özellikle insanlarımızdan. Çocuklarımızda herhangi bir şekilde konduramayacağımız, örnek olarak söyleyeyim, annenin dikkatini çeken bir rahatsızlık, baba tarafından benim çocuğumda bir şey yok Allah aşkına diye karşılanmaması gerekir. Mutlaka anne babanın ortak fikirle bir profesyonelden mutlaka yardım almaları gerekir. Dolayısıyla çocuk psikiyatrisi bakımından da son derece dikkatli olan her türlü problemi davranış problemini de görme şansına sahibiz. Genellikle meslek hayatımızda, profesyonel hayatımızda, halkımızla karşılaştığımız zaman genellikle anneler, babalar çocuklarının zekalarının parlak olduğunu iddia ederler. Bu karara varmadan önce lütfen profesyonel bir yardım alınmasını ben özellikle istirham ediyorum. Çocuğun bir akıllıca laf etmesi üstün zekalı olduğu anlamına gelmez. Üstün zeka meselesi çoğu zaman ticari anlamda kullanılan bir noktaya geldi. Evet, parlak zeka, üstün zeka var, yok değil. Fakat bu bazı davranış bozuklukları da paralel olabilir. Bu noktada beklenen şey normal bir beyin gelişmesi, çok zeki olmak gibi beklentiye girmeden davranış bozukluklarıyla birlikte başka türlü sorun olmadan normal bir gelişme ve büyümeyi hedeflemek lazım. Bunu bir övünç vesilesi gibi çocuğun yanında da konuşmak pek doğru değildir. Teknolojideki gelişmeler, cep telefonları, laptoplar, bilgisayarlar, internet gibi meselelerde artık bunlardan vazgeçme şansımız hiç yok. Bunlar yaşamı kolaylaştıran teknolojik özelliklerdir. Aynı zamanda amacı dışında kullanma potansiyeline sahiptir. Dolayısıyla çocuklarımızın derste, okulda cep telefonu ya da başka bir şey taşımaması konusu öğretmenler tarafından zaten yapılır. Ama ben şu görüşteyim, bilgisayar bağımlısı benim çocuğum, telefon bağımlısı benim çocuğum gibi yakıştırmada lütfen bulunmayın. Çünkü çocuklar bizim hesabımızdan çok daha öndeler ve teknolojik yatırımları zihinlerine daha iyi yapabiliyorlar. Bu konuda lütfen önlemeyin. Sorumluluklarını sınırlayabildiği sürece sınırlamayı öğretin ama kullanmasını da lütfen önlemeyin. Tablet yasaklanmasın, telefon yasaklanmasın. Bu katı rejim çocukta antipatiye yol açabilir. Dolayısıyla bu konuda katı olmak gerekir. Sadece teknolojinin ne zaman kullanılması gerektiğini çocuğunuza öğretin.